Evet arkadaşlar, bugün de Ankara Ulus Meydanı'ndaki meşhur Atatürk Anıtı'nı size anlatacağım. Bugün karlı, kapalı bir Ankara havası. Uzun süredir bu anıtı çekmek istiyordum ama havalar hiç müsait değildi. Yine bir güneşli günü bekledim ama halen güneşli bir güne hasretiz Mart ayında. Gördüğünüz Atatürk Anıtı Ulus'un ve Ankara'nın meşhur simgelerinden bir tanesi. Bu anıt 29 Kasım 1927 yılında açılmıştır. Bu anıtta Atatürk Sakarya isimli atına binmiş vaziyette. Atın dört ayağı da yere basan kararlı bir duruşla bir savaştan ziyade kararlı bir devlet adamı şeklinde simgelenmiştir. Bu anıtın yapılış hikayesini size anlatayım. 1925 yılında Türk hükümeti tarafından bu anıt yapılan uluslararası bir yarışmada Avusturyalı heykeltıraş Henrik Krippel'e sipariş edilmiştir. En iyi teklifi sunan Henrik Krippel, Avusturyalı, Viyanalı bir sanatçı. Bunun başka heykelleri de var Türkiye'de. Atatürk bizzat bu mimar heykeltıraşı Çankaya Köşkü'ne davet etmiş ve heykel hakkındaki kendisine görüşlerini belirtmiştir. Bu heykelin ilk açıldığı yer 29 Kasım 1927'de, 1925'te sipariş veriliyor. 2 yıl sürüyor yapımı. Şu an karşıda gördüğünüz eski Sümerbank binasının olduğu yerde Hakimiyeti Milliye Meydanı'nda duruyordu. Daha sonraki yıllarda yapılan yol çalışmaları ve meydan düzenlemeleri sonucunda şu anki yerine alınmıştır. Şu anda gördüğünüz heykel o dönemki Yeni Gün gazetesinin öncülüğünde yapılan bağışlarla ve hükümetin desteğiyle yapılmıştır. Şimdi heykelin etrafında eski yazıyla Osmanlı harfleriyle yazılmış kitabeler bulunmaktadır. Bunların Türkçe açıklamaları altına yapılmıştır. Hepsine bir tek tek bakalım şimdi. Artık milletin gönlünde savaşçı bir birey olarak çalışacağım. Atatürk'ün Erzurum Kongresi'nde söylediği söz. Esas heykelde bulunan kitabede eski harflerle eski dilde artık sineği millete bir ferdi mücahit olarak çalışacağım şeklinde geçmiş. Burada yine iki adet Mehmetçik heykeli var. Düşmanı gözetler şekilde Türk Mehmetçiğini sembolize eden, Türk askerini sembolize eden iki tane heykelimiz var. Ön kısımda bulunuyor. Yine burada şurada gördüğünüz yazıtların tercümesi üst kenarlarda ve ortada bulunuyor. Yeni Gün'ün, yani Yeni Gün gazetesinin girişimi ve bütün milletin katılımı ile, yani yapılan bağışlarla zafer anıtı denmiş. Yine şu orta bölümde bulunan kitabenin Türkçesi, yani daha doğrusu günümüze uyarlanmış anlamı, Türk milleti kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi zaferinin sonucunu ve çok büyük bir modern devrimlerini en anlamlı bir sembolü en iyi anlatacak şekli yukarıda gerçekleşen simgede bulur. Başkumandan Gazi Mustafa Kemal. Evet, bakın Mehmetçik heykeli. Heykelin güney cephesinde üst üste iki tane kabartma bulunuyor. Bunlar Türk askerinin Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlara karşı kazandığı zaferi simgeliyor. Bakın, hücum eden Türk askeri sağda ve yenilgiye uğrayan teslim olmuş Yunan askeri. Yine başkumandan Mustafa Kemal Atatürk ve
Yanında paşalar. Burada en üst kesimde yazan yazının günümüze tercümesi. Esas orijinal dili, düşmanın ana asırı asliyesi imha edilmiştir. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Düşmanın esas kuvvetleri kökünden yok edilmiştir. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Mustafa Kemal Atatürk, 1 Eylül 1922. Yani Akdeniz'den kastımız Ege Denizi. Biliyorsunuz İzmir'de Yunanları denize döktük. Anıtın köşelerinde bozkurt figürleri var. Bu çok dikkat çekmeyen bir simge ama granit taşından yapılmış kurt başları var. Bu da Türklerin Ergenekon'dan çıkışını semgileyen bozkurta bir atıf yapılmış. Ona ithafen yapılmış. Biliyorsunuz Atatürk döneminde bozkurt heykeli, bozkurt resimli paralar, çeşitli kurumlarda ve kuruluşlarda, izci derneklerinde kurt figürleri çokça kullanılmıştır. Atatürk'ün vefatından sonra gitgide bu kullanım terk edilmiştir. Atatürk gerçek bir Türk milliyetçisi ve öz Türk kültürüne sahip çıkan bir liderdi. Şu anda Doğu cephesinde ise bir kadın heykeli var. Yakından görelim şimdi. Evet. Atatürk heykelinin arka cephesinden size sesleniyorum. Burada da sırtında cephane taşıyan, mermi taşıyan bir Türk kadını simgelenmiş. Bu aynı zamanda Türk Kurtuluş Savaşı'nda gerekirse canını veren, savaşan, kahraman Türk kadını simgeleyen Kara Fatma heykeli. Burada çok güvercin var. Her yer güvercin. Tamam, güzel bir buraya hava katıyor ama bakın maalesef heykele de zarar veriyorlar. Güvercin gübrelerinden şu karşımızdaki tabela bile okunmayacak hale gelmiş neredeyse. Bu arka kısımdaki yazının da Türkçesi şöyle. Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. Bulunur kurtaracak talihsiz anneyi demek istemiş. 13 Ocak 1921'de söylemiş olduğu bir söz Atatürk'ün. Evet. Biraz daha uzaktan anıtın hepsini göstererek bugünkü videomuzu sonlandıralım. Gördüğünüz gibi hava çok kapalı. Çok net anlaşılmıyor aslında heykel. Fakat uzun süredir çekmek istediğim bir videoydu. Diğer Atatürk heykellerini de büyük oranda size anlatmıştım. Bir bu kalmıştı. Gördüğünüz gibi Ulus'un ve Ankara'nın simgelerinden bir tanesi olan Atatürk heykeli ihtişamıyla 1927'den beri burada duruyor. Uzun süre daha duracak. Bu anıt sadece bir Atatürk heykeli değil, Türk Kurtuluş Savaşı'nın, Türk Kurtuluş Zaferi'nin, Türk milletinin fedakarlığının, Türk askerinin, Türk kadının fedakarlığını anlatan bir simgedir. Bunu bir heykel olarak görmemek lazım. Bu bir semboldür, bir simgedir. Ankara'yı bilenler tekrar burayı gelip gezsin. Bilmeyenler, Ankara dışında olanlar da Ankara'ya geldiklerinde mutlaka burayı ziyaret etsin. Hepinize soğuk bir Ankara gününden iyi günler.